Merhabalar, Beyaz Filo. Daha önce çok büyük mağduriyetlere yol açmış bir kağıt. Onu bir söyleyeyim. Şu gördüğünüz şurada bir kule var. Bu bölünmeden evvel, şimdi tam hatırlamıyorum, 140-150'lere mi çıktıydı? 1 liradan böyle bir şeyler oluyordu, böyle garip garip. Sonra tabii bu tür çıkışlarında aynı hızda, hatta daha hızlı inişleri oluyor. Şurada var, şurada var. Bir göstereyim önce de. Şöyle şurada var. Bakın 2 liradan 4-5 lira falan. Yani beyaz filoda ara ara böyle tavanlar mavanlar oluyor ki yani şu fiyat, yani şu grafikte, şu gördüğünüz grafikte bugünkü artışların şeyi bile yok. Yani daha belli bile olmuyor, yani öyle söyleyeyim. Şimdi burada çok olay olmuştu işte, cezalar mezalar bir şeyler, birçok kişiye işlem yasakları falan gelmişti. Kağıdın lotu yok. Çok lotsuz, çok küçük bir kağıt. Dolayısıyla paldır küldür oraya, paldır küldür buraya gitmesi çok çabuk oluyor, kopması. Onu da söyleyeyim. Buna teknik analiz yönünden şimdi çok hacimsiz kağıda söyleyecek de çok bir şey yok teknik analiz yönünden. Yani bugün işte 650 bin lot el değiştirmiş ki bu kağıdın hacminin yüksek olduğu bir gün. Yani normalde buraları görmüyor hacim. 50 bin, 40 bin, 30 bin hacim gören bir kağıt. Onu da söyleyeyim. İlle teknik analiz yapacak olursak dirençleri birçok direncini gördüğünüz gibi aşmış. Bakalım. Yani 6.02, 6.51 dirençleri var. Onun üstüne giderse 13-14 de var. Ama yani hisse beyaz filo. Onu da söyleyeyim size. Yani direnç mirenç, Bollinger bandı, RSI, yani hepsini yanıltır. RSI 82.25, stokastik 94'te. Normalde bunlar 100'e yaklaştıkça kar realizasyonu, yani satışlar gelmeye başlayabilir. Ama dediğim gibi yani şu an şurada grafik. Bunun olacağını veya olmayacağını hiçbir şey söyleyemem bu kağıt hakkında. Yani hiçbir sağlıklı bir teknik analizde bulunamam. Onu ifade edeyim. Onun için uzun uzadıya Fibonacci şu bu herhangi bir çizgi bakmayacağım. Yani şu haldeyken üstsel 8 stop olur. Üstsel 8'in üstünde kaldığı zaman kağıt yürür gider. Üstsel 8'de 4.54. Kağıt 5.32'de. Tabi yarına, yani şurada üstsel 8'i göstereyim. Şu günü büyüteyim. Şurada üstsel 8 var. Tabi arası biraz açık. Çünkü öyle hızlı ki ortalamalar yetişemez. Bu kadar hızlı olduğu zaman artık 5 de koyabilirsiniz. 3 de koyabilirsiniz üstsel. Buraya bir şey koyup bir ortalama koyun. Yakın artık kendi risk algınıza göre stop koyup o şekilde takip edebilirsiniz. Ama stop koyduğunuz zaman bilmiyorum hani o fırsatı da veriyor mu vermiyor mu? Çünkü birçok kağıtta oldu biliyorsunuz. Boş frende oldu. Retalp'te oldu. Yani sportiflerde daha yeni oldu benzeri. Gene sportifler hani diğerleri gibi değil. Onları biraz düzeltiyor falan ama geri gitmeye başladığı zaman iş çok tehlikeli yere gidiyor. Yani bu sefer herkes emir koyuyor. Zaten alan da bulunamıyor. Onu da hatırlatayım. Söyleyeceğim başka bir şey yok genel olarak. Zaten 3 liradan 5.32 çok hızlı bir şekilde geldi. En yakın ortalamanın üstünde seyrettikçe de bu böyle gider. Hacim alım yönünü böyle devam ettikçe de muhtemelen böyle gider. Nerede hacim biter, azalır. Mesela geride bakalım. Şuradaki gibi. Ya da oraya değil de daha böyle göze çarpan bir yere bakalım. Mesela şuradaki gibi. Nerede hacimsiz bir işlemler başlar, orada da geri gelmeye başlar. Hacimsiz ve satıcılı olur genelde. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Başka bir hisseye bakalım. Yeşil Yapı. Tabii bu da bu konut işleriyle beraber Mart-Nisan ayındaki o teşviklerle, faiz desteğiyle falan yürüdü gitti. Ters yüz oldu ondan sonra. 50 günün üstüne attı kendini. Öyle görüyorum. Ve 20 günde, yani kısa ortalamalar 50 günde aşağıdan kesmek üzere.
Şimdi yükseliş trendi şöyle açısı. Şöyle bir çekelim. Yani 20 günde çok yakın. Dolayısıyla trendi 20 gün çiziyor. Varsayabilirsiniz ve oranın üstünde kaldıkça yukarı hareketler devam eder ama direncine de yani yaklaşmış. Şurada bir direnci var. Şuradan da alabiliriz. Şuradan da alabiliriz. Yani 1.08. Hadi biz biraz pay 1.10'dan alalım direnci. Şöyle bir 1.10 direnci var. 1.10 direncini açarsa aşarsa tekrar 1.20 üstüne hareket başlama ihtimali kuvvetli olur. Yani oraya doğru yönelim olabilir. Bunun dışında özel bir formasyon yani burada bir şey var. Ters çekiş var ama yani şurası çok büyük bir akım sayılmaz. Yani bu formasyonun oluşması için çok müsait bir yer diyemem. En fazla belki gevşerse 50 gün üstüne gevşeyebilir. Stop 8 üstel olabilir. 99 kuruş 50 gün olabilir. Veya şöyle söyleyeyim ya da 20 gün artık sizin risk algınıza göre. Trendi kırarsa zaten otomatik stop olur kağıt. Şuradan bir Fibo seviyesini alalım da. Şuradaki sert yükselişten beri düzeltmesi neresiymiş? Yani %50 1'e geliyor. Tabi orada yani bunlar tercih meselesi, stop meselesi, tercih meselesi. Ama şu pozisyonda ortalamanın üstünde kaldıkça yukarı harekete de devam eder. Bunun dışında RSI 61, stokastik 77. Kağıtta öyle bir çok büyük bir ısınma var sayılmaz. Ama tabi 80-90 kuruştan çok hisse alınmamıştır gerçi oralardan. Yani alınan hisse sayısı çok değildir. Teknik satışlar gelebilir. Çünkü bu kağıdın bir kuruşu %1'den fazla. Bunu hesaplayın yani. Bu kağıt 1.10'a geldiği zaman yani 1 liradan alan bile %10 kazandıracak. Yani 90 kuruştan falan alanlar varsa onlara yüzdesel olarak herhalde hani bileşik olarak şöyle tam hesaplayamayacağım ama %27-28 falan mı 25'in üstünde kazandıracak. Yani gelebilecek teknik satışlarda ona göre hesaplayın. Yani çok basittir borsa arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Kaç günde ne kadar kâr ederseniz bir kağıdı satarsınız. İşte onun cevabını verdiğiniz zaman zaten teknik satışların geleceği yerleri de bulursunuz. 382 aslında burada güzel bir direnç çiziyor. Bu arada 1.08. Ben en yukarıdan aldım ama 1.08 de burada uyulabilecek bir miktar. Şu anda tabii 1.06'nın yani şurada 1.05'ler 6'lar bir şey olmuş, direnç olmuş kısa. Önce tabii oranın aşılması gerekiyor. Yeşil yapı için başka aklıma gelen bir şey yok. Özel bir formasyon da yok. Tabii bu kağıt da geçmişinde çok daha fazlayı görmüştü. Başka bir kağıda bakalım. Teknosa'ya devam ediyoruz. Teknosa bir düşüş trendindeydi uzun zamandır. Nisan'dan bu yana. İşte o temel analiz olarak da pek iyi değil. Biraz da tabii onun etkisiyle gidiyor böyle aşağı yuvarlanıyor. O trendi kırmayı başardı. Şimdi en son ne zaman baktım hatırlamıyorum ama biraz zaman geçmiştir yani. Bir direnç vardı. Bir taban yapıyordu en son baktığımda burada. O tabanı yaptı. Şeyde kırdı. Düşüş trendini de kırdı. Bir de haber geldi galiba burayla alakalı Sabancı grubunun bir haberi vardı ama tam şimdi hatırlamıyorum yani. Biraz da herhalde muhtemelen onun da etkisiyle yürüdü diye tahmin ediyorum. Şimdi burada trend desteği önemli yani 6 57 56 buraların altına salmazsa iyi olur. Ya da en kötü ihtimal salsa bile şimdi üstel 8'i bir destek olarak almak zor oluyor. Orası genelde kar realizasyonu yani stop koymak daha mantıklı oluyor. Çünkü o tutamayabilir. 8 gün çünkü çok hızlı ve sert yükselişler ister. Ama 50 günün üstünde kalması yani 6.25'in üstünde geri salsa bile kalması çok olumlu olur. Bir kararsızlık var tabii kağıtta. Yukarı gittiği zaman satış yiyor. Yani onu net görüyoruz 6.90'larda falan. Satış 6.90 ve üstünde hemen geliyor. Ama aşağıda salmıyor. Bir taraftan bir şey var. Tam bir fiyat kararsızlığı yaşıyor. Yani alanlar satanlar bir türlü yenişemiyorlar. Öyle söyleyeyim size. Özel bir formasyon yok. Yani burada sıra sıra şeyleri yapıyor. Yani doji benzeri yapılar var. İşte çekiç yapıyor, şu yapıyor, bu kuyruklu yıldız bu arada.
Ama yeri mi kuyruklu yıldız için yani kararsızmış. Çünkü 5.76'dan işte 6.5-7 liralara 1 lira 30 kuruş 1 lira diyelim ortalama bir kar verdi. Onu söyleyeyim 1 lira kar verdi. Bu şey olabilir. Hani burada biraz takılabilir böyle normal bir kar satışları olur. Hisseyi değiştirir falan. Bunlar normal. Tabi yukarı doğru giderse yani 7.59-60 direncini kırarsa o zaman tekrar şuradaki tepe 8.66 sırasıyla 9.31 ve 10.73 tepeleri aranır. Yani kağıt ilerledikçe o yönde gelişim gösterdikçe. Şöyle bir Fibo seviyesini bunu da alalım. Onu da şöyle alalım. Yani biraz daha kısa zaman içerikli bakıyoruz ki. Tabi tabanı yaptığı yer 618. İşte fiyatlarında dönüp dolaşıp geldiği yer orası oluyor. Bir yani tek harekette baktığınız zaman. 372 seviyesini kırmaya çalışıyor. Görünüyor ki. 674. Kırmaya çalıştığı yer burası. Yani üstünde kapanışlar. Biz yukarıda tabi 7.22'yi önce. Ara şeyimiz o. Direncimiz o. Oranında kırılması gördüğünüz gibi %23,6'da tam şuradaki ana bir dirence denk geliyor 7.49'a. Yani Fibonacci de her zaman yani siz düzgün aldıktan sonra çok doğru işler gösterir insana. Günlükte tabii kar satışına gebe. Gebeymiş zaten yapmış. Hala da akım yönü eğer bir yani gövdeli bir yeşil mum olmazsa bir iki gün akımın yönü hafif aşağı RSI 61 yani denge sayılabilir RSI çok ne çok yukarıda ne çok aşağıda yani bir miktar hala ayıp şey boğa piyasasına işaret ediyor diyebiliriz. Teknosa için söyleyeceğim başka bir şey yok. Hani şuradan tabii tren çizgisi çekmedim. Çok kısa onu söyleyeyim. 2 saatliğe dönmem lazım. Onu da hatırlatayım. Onun için yani 8, üstel 20, üstel 20 de o şekilde takip edebilirsiniz. Başka bir kağıda bakalım. Gentaş, orada da bir direncimiz vardı. Bununla da bir kere galiba videosunu yapmıştım ama hatırlamıyorum ne zaman yaptığımı. Bir direnç koymuşum. Ya, Fibo'yu sildik. Şuradaki trendi baz alıyorum. Yani ana trendi. Ana trendden koptuktan sonra tabi 618'e klasik gevşeme. Sonra 236'ya üstüne toparlanmış. Kısa şeyde yani kısa trendde öyle söyleyeyim. Hatta şöyle alalım. Şu kopmaları almayalım oradaki. Daha da kısaltalım. Buna 2 saatlik gerçi biraz daha faydalı olur ama çok da önemli değil gösterme açısından. Kısa trendde tabi yönü yukarı ama çok kopmalı bir kağıt bu ya böyle bir ne yapmış bu böyle gepler mepler böyle bir hızlanmış şurada onu bilmiyorum yani neden olduğunu ama şöyle de bir düşüş trendi var sıkışma var kağıtta tam olarak ama şey değil formasyon yok yani hacimsel destek olmadan ben bir kağıda sıkışıyor demem çünkü içerideki de yani şuradaki alanın içinde rahat bir alım satım hareketi görüyoruz şöyle baktığımız zaman geçmiş hacimlere de şey değil. Onun için bir kararsızlık göstermiyor bize. Onu söyleyeyim. Trend direncini kırması önemli. Yarın için 2.89. Sonraki günde 2.88. Yani cuma gününe bakarsak bu hafta kapanışı açısından söyleyeyim. 2.88'in üstünde kapatması iyi olur tabi. Ama kapatması kötü mü olur? Hayır. Şuradaki yükseliş trendi bitene kadar mutlaka direnci kağıtlar dener. Genellikle de denenir yani. Aşağı yukarı aşağı yukarı üçgen içinde oynar ama alım satım yapmak zor olur tabi alıp satanlar için. Onu da söyleyeyim. Yani tam ne zaman kıracağını bilemezsiniz. Aşağıya da kırıp kırmayacağını bilemezsiniz. Bu tür harekette biraz zordur trade etmek. 8'in üstünde 8 stop olabilir. Yeri de çok güzel. Müsait. 2.78 ama gün içi hareketleri de hesaba katın. Yani bakın aşağı doğru böyle bir spike attığı var. 50 gün stop olabilir ve 50 gün üstüne kaldıkça 50 ve 20 de şurada 50 ve 20'nin üstüne kaldıkça da zaten kısa ve orta vadede bu kağıt daha yüksek bir yere gidebilir. 50'nin üstüne kaldıkça yani orası önemli.
Günlükte stokastik güzel, 70-60, 10 puan bir fark var. İyi bir alım ya da iyi bir yukarı akım sinyali veriyor, öyle söyleyeyim. Buna rağmen RSI zaten çok fazla düzelttiği için kağıt herhangi bir ısınma göstermemiş. 58 puan da boğa piyasasına işaret ediyor. Yani şöyle baktığım zaman, yani görünüm fena değil, görünüm güzel, öyle söyleyebilirim. Ama tabii trendi takip etmek şartıyla. Şunu hatırlatayım, tabii bazen yazanlar oluyor işte, ya bir temel analiz bilmem ne. Arkadaşlar, ben bu kağıdın niye böyle geldiğini gittiğini bilmem, ilgilenmem de umurumda da olmaz. Yani eğer teknik analize göre bir alım satım olacaksa asıl olan trendlerdir. Akımın yönüdür. O trend kırılmadıkça da yukarı hareket her zaman beklenir ve olur da, yani trend kırılmadıkça, onu da söyleyeyim. Onun için hani bana temel analiz bakımından bir şey yazmanıza gerek yok yani çok. Yani mesela bazen bir kağıt oluyor, bir şey söylüyorum, diyorlar ki ya bedeller artıracak, bölünecek, bölünmeyecek, bilançosu bu, şu falan. Dediğim gibi o teknik analizcinin işi değildir, ilgi alanında da değildir. Hatta yanıltır teknik analizci bu tür haberleri bilmek, onu da söyleyeyim. Bir de başka bir kağıda bakalım. Tuğ Çelik bildiğim bir kağıt değil ama bir şey görüyorum. Hacmen bir sıkışma görüyorum. Alım satımda bir kararsızlık var belli ki piyasada. Yani müşteri satıcıların istediği fiyatı vermiyor. Onu o göze çarpıyor çok çabuk grafiğe bakınca. Satıcılar da çok satmak istiyor, istemiyor bu fiyattan. Şimdi trendi biraz şöyle alalım. Kısa şeyden. Ağustos'tan beri devam ettirdiği trend. Bir önceki tepeler geçiliyor. Her seferinde trende değiliyor. Tekrar bakalım, yani bir daha tekrarlarsa tekrar yukarı olacak. Şimdi gidişat bu olursa tabii yukarıda bir direnci var. İki tane direnci var da ben en yüksek tepeyi göstereyim. 6.99, 7 lira gibi bir direnci ve tepesi var burada. O tepeye doğru hareket olur. Yani arkadakileri böyle devam ederse geçmeye. Arkadaki tepelere. Bütün ortalamalar birleşmiş. Gördüğüm kadarıyla 50 günde zaten trende işaret ediyor. 20 gün aslında daha güzel çiziyor da trendin yönünü. Ama 50 gün aralarında da çok da fark yok yani. Birisi 5.70, birisi de 5.78. Tölere edilebilir bir fark. Şu düşen trendi de çizeyim de. Onu da bir görelim. Düşenimiz şöyle. Şimdi bu, mesela biraz önce baktığım kağıttan farklı bu. Bunda bir sıkışma var. Yani dedim ya, hacmen destekli bir sıkışma var. Bir yere kırılır bu kağıt. Yukarı mı kırılır, aşağı mı kırılır? Biz geleceği bilemeyiz, göremeyiz. Onu hatırlatayım. Fakat kırılım şuradaki düşen trendin olması yönünde olursa, yani bu kırılırsa 6.37-6.38 direncinin üstünü ve onun da geçilmesi halinde 6.81'lerin görülmesi de çok sürpriz olmaz. Yani şöyle bir son akımında bir de Fibo'suna bakalım. O ne diyor? Evet, 0236 5.88 şu anda. 5.88'in bir buraların bir destekte olması beklenir. Stop neresi olur? 50 gün olabilir. Şimdi çok erken de olabilir tabii, 50 gün oraya bir şey de olabilir. Değme olabilir, yani gelip değebilir ama yani trendin, şuradaki yükselen trendin biraz altına stop konulabilir. Ya da 20 günün biraz altına konulabilir. Bunlar kişisel tercihler. Ve trendi kırmadığı müddetçe eninde sonunda zaten bu düşeni bu da kıracak demektir. Baktığımız zaman yani burada özel bir formasyon yok, onu da söyleyeyim. Bir hafif bir aşağı akım var. Stokastik zaten var, yani onu görüyoruz yönünden. Ama şey de tam dengede. Yani RSI de dengede yani. Ya tam bir sıkışma bana göre. Bakalım kırılım ne tarafı olursa yönü o tarafa doğru gider. Tabii aşağı olursa o zaman 0.382'de 5.20'ye doğru hareket görme ihtimali artar. Garanti mi değil ama ihtimalen olabilir. Selçuk Eczacı Deposu. Selçuk Eczacı Deposu'nu ben vallahi 6 gün önce galiba bir takipçimiz istemiş, çekmişim.
Tabii burada düşen bir hareketi vardı. Kırdı. Şimdi bunu kopmayla kırdı. Onu da söyleyeyim yani. Böyle bir ivmeli bir hareketle kırdı. Orası güzel. Fakat kötü olan bir şey var. Şurada tabii çekiç var. Yani şimdi bu çok büyük bir akım da değil ama 7.70'ten baktığım zaman 7.74'ten 8.70'lere 1 lira vermiş. İşte 7'de bir az para değil. 7.000 lira yatıran 1.000 lirayı almış burada. Formasyona burada biraz dikkat etmek lazım. Yani burada hafif bir düzeltme olup yarın falan şeye bakmak lazım. Yani derinliğe bakmak lazım. Düzeltmenin derinliği ne olur? Yani 8, 50 günün üstünde mesela 50 gün, 8 gün buralar stop da konabilir veya şuradaki düşen trendin biraz altı da olabilir. Bunlar tercih meselesi, hep söylüyorum. Ama üstünde kalırsa, şu düşen kırdığı trendinse ve 50 gün üstünde kalırsa oradaki hareket 9.40'a doğru, o tepeye doğru, 9.40'ta bir tepe var. Çünkü arada da bak, bir şey kalmamış yani, zaten kırabileceği bir yer kalmamış. Hareket sağlar. Şu anda var tabi, onu söyleyeyim yani. Şurada baktığın zaman 9.02, yani 9 lirayı kıramamış. 9'u kırarsa, yani olumlu yönde, şöyle göstereyim. Kağıdın hareketi devam ederse, yani şunu atlatırsa, şuradaki formasyonu, yani bu formasyondur. Yani şey biraz kısa, periyot kısa olduğu için, hani şuralarda gözükseydi çok önemli değildi ama burada her şey olabilir. Dediğim gibi yani 9'u geçerse tabii 9.40, 47 tepesi, onlar devamında da 10.40'lar falan görülme ihtimali artar tabii. 50 gün üstünde kaldığı müddetçe, yani 8 lira 39 kuruşun üstünde, 8.40, 8.50 diyebiliriz. Kaldığı müddetçe olumlu hareketlerine de devam eder. Görünüm, yani şu görünüm bozulmuş olmaz. Onu da hatırlatayım. Bunun da bir Fibo seviyelerine bakalım, ama kağıtta biraz karışık için çok uzaktan da alabilirim de. Yani Mart'tan mı? Ben valla, ben de şuradan koyalım ya. Son çıkışından alalım bir. Ters alalım, karşıtalım ki düşüşü görelim. Yani şu an %50 geri alım noktasında. Tabii yukarı hareketler devam edebilir. Bir daha şey hatırladım. Tabii grafiğe bakınca ben geçen sefer şey demiştim. Hani süresi kısa olsa bu bir takoz olabilirdi demiştim yani, şu an hatırladım onu. Yani şurası çok kopmalı geldiği için, ama süresi uzun yani, buradan böyle bir katlamak ya da bir direkt koyup onu bir hedef belirlemek biraz şey olur. Ya olamaz demiyorum ama yani süre olarak tutmuyor. Boşa beklenti de yaratabilir. Tabi akım yukarı, stokastik 70, RSI 64, çok ısınmış bir kağıt diyemeyiz buna. Ama stokastik takip edilmeli. Tabi 90'ları 100'leri daha rahat görebiliyor, RSI gibi değil. Akım hız, yani momentum düşerse ona göre de bir strateji kurmak yerinde olur. Birkaç kağıt daha var istenilen. Şimdi hepsini tek videoda yapmayayım da bunu burada bitireyim. Bu birinci parti olsun. İkinci partide diğer kağıtlara bakalım. Hepinize iyi akşamlar.